geliyor? Yaşadığın bir tecrübe mi var? Ya da büyürken bir şeylere mi şahit oldun ki böyle bir damgayla bilinçaltında 31 yaşına ulaştın? Yok, herhangi bir şeye şahit olmadım ama ya işte içsel bir duygu. İçsel, hani doğuştan gelen bir dürtü vardır ya. Yapısında var. Yapısında, olabilir. Yapısında var. Doğuşunda olan bu bir şey. Bu arada istiyorum ki Egemen de ikinizin burcunu bir yorumlasın. Sonra sana iyi düşün kararını soracağım. Egemen, bir kısa bir analiz istiyorum. Oğlak Burcu Neslihan, sizin burcunuz? Boğa Burcu. Boğa Burcusunuz. Boğa mantıklı, ayakları düzgün ya da sağlam basar. Sözlerindeki ifadeler de bize bunu gösteriyor. Fakat bu arada Boğa Burcu kıskançtır, doğrudur. Birazcık inatçıdır. Evet. Sevdiğine sahiplenir. Doğru. Sevdiğini de arkadaşlarını bile başkalarıyla konuşmaktan çok daha kıskanır. Bu her konuda Boğa Burcu birazcık kıskanç ve sahiplenicidir. Paraya düşkündür. Parayı çok sever. Evet. Eşini çalıştırmamak birazcık şeydir. İki toprak grubu çok iyi anlaşırsınız bence. Unutma, ben de Boğa Burcu'yum. Demek ki ben de yani yükselenim Boğa. Yükseleniz Boğa. Yükselenim Boğa. Peki soruyorum, ne düşünüyorsun Neslihan? Ben teşekkür ederim. Gözün korktu. Evet. Bence bir çay içelim. O yüzden. Bir çay içelim, konuşalım. Yok, gerek yok bence. Yok mu? Çalıştırmayacak deyince mi korktun? Kıskanç diye mi korktun? Evet, bunların hepsi yani beni gerçekten korkuttu bu kadar hani fazla güvensiz olması. Aynı zamanda hani her şeye müdahale etme şeyinde olması. Bunlarda anlaşırız. Yok, bu sizin karakterinizle mi anlaşılacak bir şey değil? Boğa Burcu, belki Burç'la da alakalı olabilir. Karakter bilmiyorum ama tamam, anlaşırız. Aynı zamanda karakteriniz sizin bu. O yüzden hani bazı şeyler değişmez. Sebeplerini sayıyorsun. Bu yüzden istemiyorum diyorsun yani. Senin diyeceğin bir şey var mı onun caydıracak? Vallahi hani benim diyeceğim şey, bir kere konuşalım. Sadece bir kere. Çok bir şey kaybetmez. Hiçbir şey kaybetmez. Emin ol. Ben karışmıyorum. Hiçbir şey kaybetmez. Bana bakıyor. Ben karışmıyorum. Karar senin. Bir konuşalım. Anlaşamazsak tamam. Bir konuşalım. Hiçbir şey kaybetmez. Yani ben... Kazanırsın bak, emin ol. Kazanırsın, kazanırsın. Evet. Evet. Yok, ben teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Kararlısın istememeyi. Peki. Yapacak bir şey yok Aykut. O zaman tokalaş Aykut'la, sen yerine geç Neslihan. Aykut çok teşekkür... Gel Aykut, nereye bu alas mı aldık diye bana niye kızıyorsun? Ben bir şey yapmadım mı? Şu kapıdan gönderiyorum seni. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Hoşça kal. Sıradakilere bakacağız ama hemen daha sonra da bir iki adayımla konuşacağım. Şimdi az sonra ne var, önce ona bakalım. Kolay değil, dolay olmaz o kadar kolay değil. Olursa bu bir olay ki... Seni Seçtim'in aşksız prensi Coşkun Bey sabırla mutlu yuva kuracağı günü bekliyordu. Gelen adayları karşısında oldukça heyecanlanan ve adeta donup kalan Coşkun Bey'in bakalım bugün gelen talibi kim? Coşkun Bey gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. Programımızda taliplerini aramaya kısa bir süre ara veren ancak mutlu yuvasını kuracağı günü sabırla bekleyen Zühre Hanım'ın bakalım bugün gelen talibi kim? Zühre Hanım gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. Yakışıklılığıyla Seni Seçtim'in ilgi çeken adayları arasında olan Levent Bey'in bakalım bugün gelen talibi kim? Levent Bey gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. İsmail Bey dün Aysel Hanım'a talip olmuş ve gayet kendinden emin bir tavırla Aysel Hanım'ın kendisine şans vermesi için onu ikna etmişti. Birbirini daha yakından tanıma kararı alan çiftin arasında neler yaşandı? Aysel Hanım İsmail Bey'le yola devam edecek mi? İsmail Bey ve Aysel Hanım'ın merakla beklenen karar anları az sonra. Ümit Bey Asiye Hanım'ı ekranda görmüş ve soluğu Seni Seçtim stüdyosunda almıştı. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk Asiye Hanım. Nerede oturuyorsunuz?
Ben Sefaköy'de oturuyorum. Burada yakındayım. Bir süre konuştuktan sonra anlaşabileceğine inanan çift sohbet odasına gitme kararı aldı. Asiye Hanım ve Ümit Bey arasında neler yaşandı? Asiye Hanım Ümit Bey'e ne cevap verecek? Çiftin heyecanla beklenen karar anları az sonra. Şimdi istiyorum ki adaylarımı da biraz aralarda tanıtalım dedim ya. Sinan hoş geldin. Çoktandır yoktun. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim Hülya Hanım. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Ne bekliyorsun? Hemen söyle seni tanısın bir daha izleyiciler. 28-35 yaş arası. İstanbul ya da dışı da olabilir. Evlenmiş ayrılmış olabilir ama çocuğu olmasın. Hiç evlenmemiş de olabilir. Eş adaylarımı bekliyorum. Peki, çok güzel. Hemen yanında Manuşak mıydın? Manuşak doğru mu? Manuşak. Manuşak sana dün Filiz vatansever Manukyan dedi. Yanlış söyledi. Ben söylemedim, Filiz söyledi. Ha öyle mi? Pervin vatansever söyledi, evet pardon. Nasılsın Manuşak, anlat. Teşekkür ederim, çok sağ ol, çok iyiyim. Ne istiyorsun bizden, söyle. Bilmiyorsun ne istiyorum. Ben biliyorum, sen söyle, seyirciler de duysun. Bir güzel koca istiyorum canım güzel benim. Güzel koca ha. Anladım. Ne için geldim? Yaklaştık. Ne için geldim burada ben bilmiyorum ki. Koca istemeye evet, geldim. Evet, evet. Peki kaç yaşında olsun koca? Canım benim, ben 65 yaşındayım. 70 olur, 75 olur. Fazla istemiyorum. Evi olsun istedin. Tabii evi istiyorum, maaş olur. Biraz güzel yaşayacak istiyor. Fazla bir şey istemiyorum ben. Maaş istiyor, ev istiyor. Fazla bir şey istemiyor, güzel yaşamak istiyor. İnşallah gelecek sana koca. Bak arkada Zühre Hanım var, ona ver mikrofonu. Zühre al mikrofonu. Zühre yaklaştır, sen ne istiyordun sen de söyle. Ben de 55-65'e kadar istiyorum. İyi bir insan istiyorum. Dürüst olmasını istiyorum. En başta çok dürüst olsun yani. Yalan olmasın, içkisi olmasın, zigarası olmasın. Tamam, bir tane ev istiyorsun sen de, maaş istiyorsun. Tabii maaş evi olsun Hülya Hanım. Tamam, peki şimdi oldu, istiyorum olun, ki efendim Zühre'yi bir hatırlayalım mı beteresinden? Zühre Hanım uzun süredir seni seçtiğimde yoktu. 63 yaşındaki Zühre Hanım aslen Sivaslıydı ve bir kere evlenmişti. 3 çocuğu olan Zühre Hanım çocuk bakıcılığı yaparak hayatını kazanıyordu. Zühre Hanım da benim küçük kızı izlemiş. He. Anne çok güzeldir, amca çıktı, dürüst, terbiyeli falan bir şeyler dedi. He. Ona çok iyi kalktı dedi. Ben biraz dürüstlüğe önem veriyorum. Doğru yapmış sevmiyorum. Kızına buradan alkış yolluyorum. Bravo ona. Kısa bir aradan sonra tekrar programımıza katılarak kalbinin sahibini arayan Zühre Hanım, bakalım hayalindeki eşe seni seçtiğimde kavuşabilecek mi? Bu aralarda ben var ya bir oraya bir buraya geliyorum. Bir gidiyorum seyircilerimle, adaylarımla konuşuyorum. Hemen hadi son bir iki diyorlar, buraya koşturuyorum. Çok komik oluyor burası. Bu arada sana bir talip var biliyorsunuz Zühre Hanım bugün. Ama efendim biliyorsunuz benim çok sevdiğim çocuklarımdan biri var. Ona hep öyle derim ben. Coşkun da aramızda. Bugün Coşkun'un bir talibi var. Coşkun gel buraya. Otur yerine. Coşkun'un müziği, Kurtlar Vadisi müziği. Şimdi hatırlayalım mı Coşkun'u bir Betere'den? Seni Seçtim programının aşksız müdavimi Coşkun Bey İstanbul'da yaşıyordu ve aslen Elazığlıydı. 38 yaşında olan ve daha önce hiç evlenmeyen Coşkun Bey erkek kuaförlüğü yapıyordu. Annesi babası vefat eden ve yalnız yaşayan Coşkun Bey yaş ilerledikçe daha da seçici olduğunu, o yüzden evde kaldığını espriyle karışık olarak söylemişti. 28'de 40 yaşında. Yakında 45 diyecek abiniz olsun. Yok 40'ta kalacağım. Uzun süredir programımızda sabırla evleneceği günü bekleyen aşksız prens Coşkun Bey, bakalım Seni Seçtim programında beklediği o müthiş aşkı yakalayabilecek mi? Müziğini yapıyorlar. Hoşuma da gidiyor ama. Yerim ben seni.
Peki bugünkü talibini beğenecek misin sence? İnşallah. Ne geliyor içinden? Olacak inşallah. Olacak. Evleneceksin bu stüdyodan. Evleneceğim de işte bir türlü ben beğeniyorum, hanımefendiler beğenmiyor. Niye ben sence? Ne oluyor? Ne bileyim diyorlar? Bu televizyonda yakışıklıymış, buraya geliyorlar. Ay canım sen buradan da yakışıklısın öyle ama değil mi? Üzülüyorum. Ama öyle söylüyorlar. Yok ya ben seni çok seviyorum. Çok da yakışıklı bir çocuksun sen. Lütfen kapatalım mı paravanımızı? Efendim şimdi alkışlarınız Neşe Hanım için geliyor. İnşallah oğluma da neşe getirirsin. Güveniyor İnşallah, musun kendine? Güveniyor musun kendine? Ben kendime güveniyorum. İnşallah. Güveniyorum ama her şey kısmettir. Allah yazdıysa olur. Ben büyük bir pozitif enerjiyle geldim. Ha. Seçtim. Coşkun Bey'in buradayım. Güzel. Hadi bakalım Coşkun. Pozitif enerjiyle gelmiş. Konuş bakalım. Hoş geldiniz Neşe Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Marmaris'ten geleli ben 2 ay oldu. Turizmde 5 yıldızlı bir otelde halk ilişkiler müdürü olarak çalışıyorum. Bu zamana kadar evlenmeyi düşünmedim. Belki yaptığım işten dolayı, işimizden dolayı hayatım biraz daha renkli olduğu için düşünmedim. Her şey aşk tesadüfleri sever diyorlar. Bu bende çok şeyler ima etti. Ve ben de tesadüfleri sevdiğim için sizi ekranda gördüm. Çok masum geldiniz, samimi geldiniz. Teşekkür ederim. Ve geldim, şansımı denemeye geldim. Çok da şanslıyımdır. Teşekkür ederim. Evlenmediniz değil mi hiç? Hiç evlenmedim. Yaşınız kaç? Yaşım 33. Ve güzel yemek yaptığınızı duydum. Ben her zaman anneme şunu derdim. Anneciğim ben bir aşçıyla evleneceğim. Neden kızım derdi? Çünkü güzel yemekler yapsın. Erkek dediğin güzel yemek yapmasını bilmeli. Yemek yapmasını biliyorum. Yemek yapmasını biliyorum. Dili tutuldu yine. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Daha önce ilişki yaşadınız mı? Daha önce bir sözlü olayım oldu üniversitede. O da kendisi ve işinden çok bahseden, biraz havalarda ve uçuk bir insan olduğu için ben tercih etmedim. Biraz daha olgun. Hani sizin gibi biraz daha böyle belki esprili, biraz utangaç, ne yaptığını bilen. Öyle birini arıyordum. Biraz daha oturup kalkmasını bilen. Bunu da sizde gördüğüm gibi biraz da pozitif bir ışığınız var. Ve geldim. Teşekkür ederim. Seni seçtim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Boş vakitlerinizde neler yaparsınız? Boş vakitlerimde aslında ben hiç boş vakit de bulamıyorum diyeceğim. Çünkü hep insanlar derdi işte neden canın sıkılıyor, sıkılmak nasıl bir şeydir? Hep soruyorum onlara. Çünkü benim hiç vaktim yok. Zaman çok hızlı geçiyor. Ve onun için zaten buradayım zamanı değerlendirmek adına. Meditasyon yapıyorum. Spor eğitmeniyim ayrıca. Uzun süre tekvando yaptım. Bunun yanında dans hocalığı da yapıyorum. Günlük yazıyorum, kitap okuyorum. Yani zaman bana yetişemiyor. Onun için fazla geç kalmamak adına ben de Coşkun'u buradayım. Coşkun'u dövemezsin değil mi çocuğum tekvandoyla? Yok erkekleri el kaldırmıyorum. Erkekleri el kaldırmıyor güzel. Güzel o da güzel. Ben kendimden bahsedeyim mi? Biliyor musunuz benim kriterimi? Evet kendinizden biraz ben biraz sizden tüyo aldım aslında ama siz biraz bahsedersiniz sizden duymak istiyorum. Tamam. Ben erkek kuaförüyüm. Evet. 38'e girdim. Hiç evlenmedim. Daha önce ilişkilerim oldu ama kısa kısa mesela 3 ay 2 ay falan.